Gel. Ayağa kalk. Çözün şu zincirleri. Çözün. Çözün zincirleri. Neden? Kendime güveniyorum, çok güzel çifte atıyor. Kes. Gel. Pardon. Doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Anam babam ölsün ki doğru söylüyorum. Otur. Kalk. Otur. Adın. Adın. Oturayım mı? Otur. Her kaldıracaksan oturturum. Karar verdim. Peki, sağ olun. Adın. Mehmet. Yaz kızım. Soyadın. Param yok. Babanınki. Babanınki. Nereden bileyim ben? Öyle mi? Babanın adı ne? Öyle desene. Ahmet. Ananınki. Ananınki. Bir düşüneyim bakayım. Şimdi. Evladım, annenin adı ne? Ha. Nafile. Doğumun. Şimdi doğumun. Doğumu hatırlıyor musun? Tamam, doğumunu söyle. Anlatayım mı? Hı, anlat. Şimdi çok daha o zaman tabii dünyaya gelmemiştim ben. Babam ağamı sevmiş, hissetmiş. Bir gece gümbür gümbür davullar, zurnalar çaldı sabaha kadar. Ondan sonra birdenbire kendimi bir yolculukta buldum. Sonra karanlık bir yere geldim. Ve ulan burası mapusana mı dedim kendi kendime. Sonra ne oldu? Fakat çok rahat bir yer. Çok rahat bir yer. Ekmek geldiğin su gölden. Bazen canım sıkılıyordu. O zaman ne yapıyordun? Canım sıkılıyordu. Haftada bir gün, bazen bir gecede iki defa kabak kafalı bir adam geliyor. Suratıma bakıp tükürüp gidiyor. Söyle bakalım. Arkadaşını öldürmüşsün. Ben? Ben kim dedi onu? Ne dedikodu be? Vallahi öldürmedin abi. Öldürmüşsün. Yok hayır, şakadan öldü o. Şakadan makadan, sebebini söyle şimdi. Kan davası mı? Parasına tamamen mi? Yoksa namus meselesi mi? O ne demek öyle? Öyle şey yok. Biz şimdi şöyle oldu olay. Ben anlatayım. Anladım. Şimdi bu Ali Cibelek var. Bana dedi ki canım sıkılıyor, gel hamama gidelim dedi. Hamama girdik. Efendim Ali Cibelek önüme oturdu. Ben onun arkasına duruyordum. Ali Cibelek dedi beni sabunla dedi. Tamam, namus meselesi. Ben de Ali Cibelek'e güzelce sabunladı. Oh, anlat. Sonra da bir de kendimi sabunladım. İşi biliyor. Sonra Ali Cibelek dedi ki hadi gel kaydırmacı oynayalım. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Ali Cibelek kaydırmacı oynayalım dedi. Sonra söz. Kalktık göbek taşını oraya geldik. Ondan sonra birden dedim ki ben gel dedim sabun düşmüştü yere. Ayağımızdan ayak topu vuralım dedim. Oho. Tamam sefası. Anlat. Ayak topu vururken ayağa kaydı. Kurnaya kafası geldi ve Ali Cibelek vefat etti. Hiçbir şey yok. Yani şaka yaparken öldü, şakalaşırken. Yani sen Ali Cibelek'i hamama sadece yıkamak maksadıyla mı götürdüğünü söylüyorsun? Evet efendim. Yani o beraber gitti. Şakaydı yani o şakada. Ayağa kalk. Buyurun Savcı Bey. Ben korkuyorum. Pek kıymetli adalet. Korkacak. Şu anda karşımızda bir ırz düşmanı var. Beni o tarafa alın. Barnağını böyle yapıyor, kocuma girecek. Barnağı kocuma girecekti. Yüzündeki ifadeden ne denli bir seksomanyak olduğu belirleniyor. Yok benim canım, belki de melek gibi saf bir adamdır. Eyvah, uçak asfalta çıktı. Bu canavar şakacı da aynı zamanda. Şakaya bağırıyorlar. Cinsine... Şakaya bağırıyorum Akif Bey, neredesin? Nereye gidiyorsun? Ha, orada mısın? Buradayım. Cinsel tacizde bulunup, evet, sonra da şaka yaptım diye örtbas etmeye çalışmıştır. Yok, vallahi şaka yaptım abi. Öyle mi? Evet efendim. Çok şakacısın maşallah. Şakayı çok seviyorum. Şaka. Ceza mı? Tamam da güzel şaka oluyor ama sonra... Yok! İrkek sen buraya gel. İrkek sen buraya gel. Karar. Ölüm cezasına çarptırılmasını talep ediyorum bunu. Karar. Ahmet oğlu Mehmet, param yok, ayağa kalk. Ayaktasın zaten.
Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi şakayı burada mı yapıyoruz? Tabii burada başlıyoruz. Çok güzel adamlar, ikisini de sevdim. Arkadaşın Civeli'yi, Ali Civeli'yi hamama götürüp... Buyurun efendim. Hamamda cebren ve hile ile kendisine cinsel tacizde bulunmaktan... Yaz kızım, ceza kanununun 450. maddesi... Yok, yanlış diyorum, bak şöyle oluyor. Kaçıncı madde? Hamama götürüp şaka yaparak da ayağa kayıp düşmüş, öyle yaz. Doğru söyle. 450. maddenin 450. maddenin uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Karar verilmiştir. Helal olsun. Helal olsun. İyi yaptınız. Karar icabı. Elinize sağlık. Karar icabı. Kalemimi kırıyorum. Kaleme de kıyamıyor. Gır, 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 gır. Abla, abla, şimdi bunlar bana ne yapacak? Şaka yapacaklar. Şaka değil mi? Sonra da seninle şakalaşalım bir arada. Şaka canım, şaka. Evet. Sana bir şaka yapılacak. Jandarma! Mehmet! Mehmet evladım. Buyur istasyon. Diyan amca. Yok istasyon değil. Neydi istasyonun ötesi? Kar. Kar Diyan amca ne diyor? 8,5 aydır buradasın. Bir gün bile uyumadın. Ya ben biliyorum, benim uykum firar itti. Yok neydi firar derler. Kaçtı kaçtı, uykum kaçtı. Ya gardiyan amca. Orada mısın? Bugün ayın kaçı? Bugün 9 Ağustos. Ne dedin? 9 Ağustos. Ana. Ulan benim bugün doğum günü. Günler ne çabuk geçiyor be. Otur evladım. Şaka yapmanın zamanı geldi değil mi? Hadi evladım. Vakit geldi artık. Affedersiniz. Siz kimsiniz? Ay, tanımadın mı? Nerede? Sana şaka yapacak cellat benim. Hadi geç. Şaka başlıyor mu? Evet. Hadi çık evladım. Ne sıkıştırıyorsun? Söyle bakalım. Son arzun nedir? Civara sağlığa zararlıdır. Hadi geçir kafana. Böyle şakaya lan, az kalsın ölüyordum lan.